Hakan. Biz kavga ettik. Ne yaptı sana? Canını mı yaktı? Canını mı yaktı? Bana söyleyebilirsin bak, tamam mı? Sakin sakin söyle bana. Ha? Hakan. Hakan. Bana bağırdı, çağırdı. Ama ben de karşılığını verdim. Ben de ona bağırdım. Sebebi neydi? Asuman keser misin sesini? Ben böyle şey bir anda... Kes sesini. Aslında... Çok büyük bir sebebi yoktu. Böyle... Küçük bir şeydi. Sonra biz halledemeyince çığ gibi büyüdü. Şimdi neden aramış peki Hakan? Hakan hatasını anlamış, özür diliyor. Hatta birazdan buraya geleceğini söyledi. Bir kere de yüz düzeli özür dilemek istiyormuş. Hakan Bey geldi. Tamam. Ne yaptın ablama? Deniz, senin bildiğin ama içeridekilerin bilmediği bir sürü şey var. Kürtaj mevzusu, Bulut'un bizden alınması, abinlerin ölümüyle ilgili iftira, bir sürü şeyden tartıştık. Benim de suçum var. Sadece özür dileyeceğim. Müsaade edeceğim. Lütfen. Kusura bakmayın, bu saate rahatsız ettim sizi, böyle bir şey olsun istemezdim. Ama yapmam gereken bir şey var. Aşkım. Ben seni üzdüm. Hata yaptım. Üzerine fazla geldim. Bunun için senden özür dilemek istiyorum. Bir tanem, ben bu hayatta ne yapıyorsam bizim için, senin için yapıyorum. Demet'ciğim. Aşkım. Beni affeder misin? Ha? Bunu senin için aldım. Bu senin için. Tekrar özür dilerim. Yemin ederim var ya, kalbim yanıyordu. İçime su serpildi sanki. Hakan. Ablamın canını sıkan bir şey yaparsan... ...karşında beni bulursun. Deniz. Biliyorum endişelendin. Yani sizler de endişelendiniz. Gerçekten hepinizden özür dilerim. Ama aile içinde olan şeyler hani... Karı koca arasında sen az çok biliyorsun. Ben de biraz ablanın üzerine gittim. Yaptım bir eşeklik. Sizleri de rahatsız ettik bu saatte. Ne olursunuz affedin. Yani gelmişken Bulut'la görmek isterdim ama uyuyordur bu saatte. Bizden selam söyleyin. Gidelim mi aşkım biz? İnsanları daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi aşkım. Abla, iyi misin sen? Bak, gitmek zorunda değilsin. İyi misin? Hı? Merak etme. Gel aşkım. İyi geceler. Geldim, buradayım. Neydi şimdi bu? Demet'in halini görünce bayağı korktum. Çok büyük bir sorun var gibi duruyordu. Ama sonra bir anda Hakan geldi, barışıp gittiler. Bu bir tek bana mı garip geliyor? Öyle, garipti gerçekten. Yani bu da mı ablamın bir oyunu, ben anlamadım ki. Hayır Deniz, oyun olmadığı çok belliydi. Ağlarken içi titriyordu Demet. Demet'in hali hiç hoşuma gitmedi. Bunun altından hiç beklemediğimiz bir şey çıkabilir. Ne gibi? Bilmiyorum. Henüz bir tahminde bulunmak için erken. Deniz, sen Demet'i yalnız bırakma. Tamam ya, ben onunla baş başa da konuşurum. Anlatamadığı bazı şeyler vardır belki. İyi fikir. Tamam, çok muhteşem bir geçmişimiz yok kendisiyle. Ama belli ki zor durumda. Yardımcı olmamız lazım. Değil mi Ferit? Öyle tabii. Yalnız ben daha çok Bulut'u düşünüyorum. İyi ki Bulut'u onların elinden almışız. İyi ki. Bulut'un o kavganın gürültünün içinde kaldığını düşünmek bile istemiyorum. Burası pek sağlıklı bir ortam değil aslında. Sırası mı şimdi Asuman dediğin? Ya o yüzden değil yani, sizin evliliğiniz de gerçek değil ya, o yüzden söyledim. Asuman, bence bu kadar yeter. Yeri gelmişken söyleyeyim, hepimiz bu sırrı saklamaya devam edeceğiz. Açık vermeyelim. Hiçbir şey duymamış, mışıl mışıl uyuyor. Kim bilir nasıl güzel rüyalar görüyordur şimdi. Kediler hamburger gibi yapar. Futbol, arabalar ve kızlar. Ay daha neler Ferit. Bu yaşta çocuk ne kızı görecek rüyasında? Ben görüyordum. İlk aşkımızdı galiba. Öyle de denebilir. Ay tamam. Çocuğun yanında konuşulmaz böyle şeyler. Bilinçaltını işleyeceğiz. Kıskandı. Adı neydi? Kimin? İlk aşkının. Nazlı gerçekten bunu mu merak ediyorsun gelirim bu saatinde? Ama ben sana anlattım. Aa, evet Selçuk'tu değil mi? Hani sonradan Fatoş'a kaptırmıştın. Olabilir. Seninkinin adı neydi ve sen kime kaptırdın? Ben kimseye bir şey kaptırmadım. Ha, kesin kaptırmamışsındır. Ya hadi anlatsana. Yoksa geçmişinde acı bir aşk hikayesi mi var? İyi geceler Nazlı. Ay aman anlatma. Sanki ben de çok meraklıyım. Ben öyle muhabbet olsun diye sordum. Tamam Şeref Bey. Ben bugün uğrarım. İmzayı atıp parayı alırım. Yok merak etmeyin. Hiç şüpheniz olmasın. Ödemeler tam zamanında olacak. Şeref Bey şimdi kapatmam gerekiyor. İyi günler. Kimle konuşuyorsun ya öyle kuytuda köşede? Ekmekçiyle. İnanılmaz güzel ekmekler yapıyor. Bir gün getiririm eve. Aa, bu arada Makbule Hanım Bulut'u çoktan okula yolladı. Merak ediyorsan. Tamam. Ben gideyim artık, geç kaldım. Ben bırakayım istersen seni, yani restorana gidiyorsan. Yok hiç gerek yok. Restorandan önce bir yere uğrayacağım ben. Yolunu değiştirme benim için. Tamam. Gideyim artık, çantam da içeride. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sadece bir yemek yani, öyle mi? Evet Ferit, sadece bir yemek. Bizim karı koca olarak daha fazla dışarı çıkmamız lazım. Ki evliliğimiz inandırıcı görünsün. Öyle düşün. Neden bu gece? Neden bu gece olmasın? Gayet güzel, sıradan bir gece. Sıradan. Yani kıyafetin böyle sıradan bir gece için pek sıradan değil ama... Nereye gidiyoruz? Ben yolu biliyorum. Sana tarif ederim. Bulutcuğum biz çıkıyoruz, Makbule Hanım'ı üzmek yok, tamam mı? Tamam bey. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nazlı... Burada mı yemek yiyeceğiz gerçekten? Ya boş ver, gel ben seni başka bir yere götüreyim, gel. Ay ya hayır, tamam, çok güzel burası. Tamam, tamam pes ediyorum. Zaten içeri girince öğreneceksin. Daha fazla uzatmanın alemi yok. Doğum günü partisine hoş geldin Ferit Aslan. sürprizi bozdum galiba. Yani birazcık öyle oldu. Ama neyse ki sürprizlerimiz bununla sınırlı değil. İçeride seni daha neler bekliyor neler. Kim bilir? Nasıl yani? Neler bekliyormuş beni? Artık o kadarını da içeri girince öğrenirsin. İşte buna bayılıyorum. Kontrolüm dışında bir şeyler oluyor. Ben engel olamıyorum ve bundan hiç mutlu değilim ifadesi. Yalnız şimdiden uyarayım. Bu gece her an öpebilirim. Ben de o zaman suratını alacağı hali merak ediyorum. Anlamadım. Bugün benim doğum günüm. Bana her şey serbest. Ferit'ciğim, bence sen bunu 2 kere düşün. İçeride beni öpmeye kalkarsan garip refleksler verebilirim. Hiç hoş olmaz. Ben de seni her an öpebilirim. Heyecanlı bir gece olacak desene. Her an her şeye hazırlıklı olmak lazım. Arkadaşlar geliyorlar. Işıkları halledebilir miyiz acaba? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben tabii bir şeyler bekliyordum ama hiç bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten sürpriz oldu. Herkese iyi eğlenceler. Yıllar Ferit'ciğim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ne haber abi? Hoş geldin. Allah'a emanet. Ayça. Aile büyütüyoruz. Benim hiç haberim yoktu bundan. Buyurun. Taylan, sen Bakü'de değil miydi ya? Vallahi mesajı görünce hemen atladım geldim. Mesaj, ne mesajı? Mine? Organizasyon gerekiyor. Mine ya, inanamıyorum siz. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Benim aslında doğum karşısında geçecek halde. Nazlı'cığım, hepimiz sana teşekkür etmeliyiz. Asıl ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, çok mutlu ettiniz beni. Her şey senin için biliyorsun. Demek her şey senin fikrin, öyle mi? İyi bir doğum günü hediyesi olur diye düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün. Gerçekten çok güzel bir hediye oldu. Hiçbir hediye beni bu kadar mutlu edemezdi. Yalnız bu kadar insanın izini nasıl buldun? O kadar da değil. Her şeyi söyleyemem. O da benim sırrım. Fatoş'cum, Taylan Bey modacı. Taylan, Fatoş da henüz keşfedilmemiş. Çok yetenekli bir tasarımcı. Çok memnun oldum. Ben de öyle hanımefendi. Bu arada çok zarif bir hanımefendisiniz. Tasarımlarınızı da görmeyi çok merak ediyorum aslında. Ya işte öyle kendi çapımda uydur kaydır bir şeyler yapıyorum yani. Fatoş, Taylan çok ünlü bir modacı. Hani bu Nişantaşı'nda yeri var. Yılda birkaç kez böyle popüler defilelere imza atıyor. Bu Taylan Bey. Ay kusura bakmayın ne olur. Ben az önce bir şey içtim de böyle mavi bir şey, içinde ne vardı bilmiyorum, çarptı galiba beni. Ondan önemli değil, rica ederim. Bu arada bir portfolyonuz varsa en kısa sürede görmek isterim. Olur tabii ki. Portfolyonuz var mı? Var. Olmaz olur mu? İşte bugüne kadar çizdiğim şeyleri hep bir köşede sakladım. Herkese göstermiyorum biliyorsunuz niye. Tamam, anlaştık o zaman. Sizi yarın ofisime bekliyorum. Neresiydi? Nişantaşı. Harika. Ama sizden bir ricam var. Öğlenden önce gelirseniz çok memnun olurum. Öğleden sonra malum Fransa'ya uçuyorum. Tabii ki. Yine yolculuk ha? Her zamanki gibi. Engin'cim. Aynen, iyi eğlenceler. Geleceğim yanına. Sağ ol. Görüşürüz. İyi misin? Benim hazır bir portfolyom yok şu anda Engin. Ne diyorsun ya? Evet. Ya bugüne kadar çizdiğim şeyler var ama onlarla gidebilir miyim? Tam olarak hazır mıyım şu anda bilmiyorum. Fatoş, bak böyle fırsatlar insanın ayağına bir kere denk gelir yani. Zaten adam Türkiye'de durmuyor hiç. Evet. Ne oldu Fatoş? Ay aman abicim, şu anda bunları düşünmek istemiyorum ya. Şu dansı izleyeyim sonra düşüneceğim. içecek bir şeyler olacak. Çoktan bahar gelmişti. Her ne kadar eski arkadaşlarım buraya toplanan beni çok mutlu etse de kesinlikle şu an seninle baş başa kalmayı tercih ederdim. Daha karşılaşalı bir saat falan oldu arkadaşlarımdan. Huyum bu biliyorsun. Lütfen. Bak, çığlık atarım, koşarak kaçarım. Rezil rüsva oluruz. Bütün arkadaşlarım burada. Ne yapıyorsun? Ciddi misin? Ne yapıyorsun? Deniz. Nereden çıktı ya? Ne çıktı kimden? Ne haber Deniz? Merhaba. Engin selam. Merhaba Pelin, hoş geldin. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Ferit, mutlu yıllar. Aa, bir saniye. Pelin değil mi? Evet, ta kendisi. Hoş geldin Pelin. Fotoğraflardan tanıdım, hiç değişmemişsin. Ne dersin Ferit? Değişmemiş miyim gerçekten? Evet. Hiç değişmemişsin. Eski günlerdeki gibi. Hayatım, siz görüşmeyeli gerçekten uzun zaman olmuş. İki yabancı gibisiniz. Arkadaşım Pelin tanımadın mı? Yo, tanıdım ben. Sadece şaşırdım. Uzun yıllar oldu biz görüşmeyeli Pelin'le. 7 yıl oldu. E tamam, konuşacak bir sürü şeyiniz birikmiştir. Bir şeyler içelim mi? Siz keyfinize bakın, ben arkadaşlara selam vereyim. Tamam. Nazlı, sen Pelin nereden buldun? İnternetteki fotoğrafta o da vardı. Ben de mesaj attım, gelmiş. Ferit, mutlu olmadın mı sen? Biz sorun falan mı var aranızda? Yok hayır Nazlı, ne olabilir ki? Ben bir Deniz'e hoş geldin. Tamam, uğruyorum yanınıza. İyi ki doğdun. Sağ ol Deniz.